izleyiciler, bugün biraz ekonomi, zamlar, doğalgaz, elektrik, Almanların Türkiye'ye gelişi, bu konulara bakalım istiyorum. Çünkü ne olmuştu? Cuma günü doğalgaz ve elektrik fiyatlarına zam yapılmıştı. Konutlarda maalesef kullanılan doğalgazın birim fiyatına %20.4, elektrikte ise mesken abonelerinin tarifesine %20 zam yapılmıştı. Sanayiciye daha da fazlaydı bu oranlar. Şimdi bir yeni haber var bugün gelen. Rusya vanayı süresiz kapattı. Bugün Almanya'ya taşınan doğalgazı bakım gerekçesiyle kesen Rusya, vananın süresiz kapalı kalacağını duyurdu. Rus enerji şirketi Gazprom, kuzey akım boru hattından sevkiyatı 31 Ağustos'ta 3 gün sürecek teknik bakım gerekçesiyle durdurmuştu. Mesele gerçekten teknik bakım mı bilmiyoruz, yoksa Rusya siyasi gerekçelerle Avrupa'ya bir tehditte mi bulunuyor, ama Avrupa'da bu kışın soğuk geçeceği muhakkak. Bu da enerji fiyatlarını etkiliyor ki o zamlar bütün dünyayı etkilediği gibi Türkiye'ye de bumerang gibi dönüyor. Gerçi şunu da ekleyelim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin arasında yapılan son anlaşmaya göre Türkiye doğalgazı ruble üzerinden alacağı için daha indirimli alacağız biz bu kış. Ama bu arada ilginç bir bir haber var. Almanya'da biliyorsunuz kimi siyasetçiler emeklilere özellikle kışın burada doğalgaz fiyatları çok yükselecek, siz gidin kışı Türkiye'de Antalya gibi, İzmir gibi sıcak şehirlerde geçirin diye tavsiyelerde bulunuyordu. Şimdi bizdeki hani şu üç harfli zincir ucuzluk marketleri var ya, onlar gibi bir ucuzluk market zinciri Almanya'da Türkiye'ye tatil paketi hazırlamış. Her şey dahil 22 gün, 3 öğün yemek, uçak bileti dahil 22 gün boyunca 600 euro, 599 euroya tatil satıyor bir ucuzluk marketi Türkiye'ye. Şimdi bir Cumhurbaşkanı başdanışmanı Yiğit Bulut da demiş ki ilahi adalet, gazı kesilen Avrupa Birliği vatandaşlarından en az 1 milyonu bu kışı Türkiye'de geçirmek için harekete geçti. İstanbul, İzmir, Antalya ve birçok ilde oteller kışı dolu geçireceği gibi ev alım ve kiralama için harekete geçtiler. Malınızı ucuza kaptırmayın, bize muhtaçlar, ilahi adalet diye bir yorumda bulunmuş. Şimdi ekonomideki diğer meseleleri bir konuşuruz ama şuradan bir başlayalım. Bugün Serkan Özcan'la başlayalım. Serkan Bey, ilahi adalet mi? Almanlar bize muhtaç mı? Yoksa bizim emeklilerimiz de gidip 22 gün Almanya'da tatil yapabilirler mi bu kış? Evet, değil mi? Soruyu böyle sormak lazım. Yani ilahi adalet eğer ülkeyi ucuzluk pazarına çevirmekse, valla biz bu adaletten herhalde hiçbirimiz memnun değiliz. Şöyle ufak bir hesap söyleyeyim. Biliyorsunuz artık elektrik fiyatları Türkiye'de işte kademeli ödeme oldu. Önce daha düşük bir kilowatt saatten başlamıştı. Sonra muhalefetin çok sert tepkileri oldu. O yükseltildi falan. 230 kilowatt saat kullanan birinci kademedeki minimum düzeyde elektrik kullanan bir vatandaşa 210 lira fatura geliyormuş. Bu sene bu rakam 420 lira olacak. Yine benzer biçimde doğalgazda da minimum 300 metreküplük bir harcamaya 570 lira para ödüyormuş. 1200 liranın üzerine çıkıyor bu rakam. Yani emekli Ahmet amca, Ayşe teyze 3500 lira emekli maaşına karşılık yapılan zamlardan sonra bu paranın neredeyse yarısını sadece elektrik ve doğalgaz için harcayacak. Kira yok, yeme içme yok, bir Alman'ın yaptığı gibi tatili yapmak yok, hatta hayal etmek bile yok. Ve şimdi siz döneceksiniz, bu ülke ucuzluk pazarına döndü diye bununla gurur duyacaksınız. Hakikaten bazen insan duyduklarına inanamıyor derler ya, bu benim için sabahtan beri sağda solda okuduklarımdan da aynı şeyi çıkarıyorum. Nasıl bu üsluba dönüyor insanlar veya ekonomi neden bu durumda zannediyorum anlamak için başka bir veriye ihtiyaç yok. Şimdi o cümlenin içinde Cumhurbaşkanı danışmanı diyor ki oralarda bu işler çok pahalı hale geldi. Tabii orada sadece doğalgaz fiyatının artmasından değil. Sizin de az önce haberde söylediğiniz gibi Rusların cuma gecesi itibariyle Gazprom'un tamamen gazı kesmesi nedeniyle gaza ulaşıp ulaşamama sorunu da var. Orada böyle bir o yüzden önünü açıyorlar insanların. Gidin Türkiye'ye diye. Malınızı ucuza kaptırmayın diyor.
Cumhurbaşkanı danışmanı. Şimdi ben buradan sormak istiyorum. Malınızı ucuza kaptırmayın dediği vatandaşlar kimler? Kendi evi olup daha fazlalar olan evlerini kiraya verenler. Yani burada malını kaptırmayacak olan vatandaş kim? Hangi vatandaşın malı var Alman'a, İngiliz'e, Fransız'a, Rus'a kiraya verebilecek kaç tane vatandaşın malı var? Şimdi AK Parti'nin ve AK Parti'nin ekonomi politikalarının uzunca bir süredir toplumun çok küçük bir kesimini mutlu etmek üzerine kurgulandığını söylerken aslında bunu açık açık itiraf eden bir Cumhurbaşkanı danışmanıyla karşı karşıyayız. Yani şunu söylüyor. Ülkedeki %5'lik, 3'lük, 5'lik ne derseniz deyin 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon vatandaşa zaten hali hazırda bu ekonomik krizden çok da fazla etkilenmemiş olan ya da nispeten daha az etkilenmiş olan vatandaşa dönüyor. Diyor ki malını Alman'a, Fransız'a ucuza kaptırma. Buradaki var geriye kalan 80 milyon ne yapacak? Yani şimdi meselemiz bu değil mi? Yani bir ülkede ekonomi politikalarının geldiği noktayı görmeyip malınızı kaptırmayın işte ilahi adalet budur denilebilir mi? Sadece çok küçük milletin çok çok küçük bir kısmının bir avucunun mutlu olduğu, geri kalan herkesin işte az önce söyledim emekli maaşıyla, emekli maaşının yarısıyla elektrik ve doğalgaz faturası ödeyecek minimumdaki tutarları söylüyorum. En minimumdaki 1650 lira para ödeyecek emekli karı koca. Şimdi bu mu size adalet gibi gelen şey bu mu? Toplumun çok uzunca bir süredir söylüyorum. Kur korumalı mevduat sistemiyle defalarca anlattım burada sizin programınızda da konuştum. Toplumdaki 300-500 bin kişinin lütfen döviz almayın ricasıyla bu kadar zenginleştirilmesi ve bugünkü kurlardan 228 milyar lira bu insanlara para aktarılmış olması bir anomali değil mi? Bunun neresinde adalet var? Bu yıl iki kere revizyon yapılmış olmasına rağmen, asgari ücret 2800 liradan 5500 liraya gelmiş olmasına rağmen, insanların 7000 liralık açlık sınırının altında olmasının nesi adalet? Şimdi karşımızda hakikaten büyük bir şaşkınlıkla dinliyorum ama böyle ekonomi danışmanını dinlersen böyle ekonomi ne olur? Yani bu meseleyi Almanya'da Türkiye'nin ucuzluk marketlerinde ucuzluk pazarı gibi pazarlanıyor olmasını ilahi adalet gören bir kafa Türkiye'yi nereye götürecek yani? Bir virgül diğer böyle ilk turları hızlı dönmeyi çok seviyorum. Bir sohbet hep birlikte başlayalım. Daha OVP var tabii. Tabii ona geleceğiz. Şimdi OVP'den önce şu bu kış soğuk mu geçecek, Almanları misafir ederek ısınır mıyız diye bir konuşalım.